Öyle mi? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Wellbeing uzmanı şef Pelin Bozkurt Bilgiç. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Burada olduğunuz için bu akşam vakti. Hepiniz yorgun algın geldiniz. Ama umarım ki burada böyle güzel bir sohbet yapacağız. İnteraktif, o, interaktif olmasını özellikle çok istiyorum. Ne olur e, benim sözümü kesin hiç çekinmeyin. Soru sorun e, beraber ilerleyelim, e, beraber mutfağımızı zenginleştirelim diyeceğim. E, wellbeing kelimesi, e, diyeyim artık bunu anlatmak için çok zorlanmıyoruz. Herkes wellbeing dediğimizde ne demek istediğimizi çok daha iyi anlıyor. Ama gelin bunu yeni dinleyenler varsa şöyle wellbeing nedir onu bir anlatalım isterseniz. Wellbeing dediğimizde e, fiziksel, ruhsal, zihinsel bedensel sağlığımızın dengesi olma, dengede olmasının yanında çalışma, sosyal hayatımız, finansal durumumuzu da içinde bulundur, bulunduran bir kavram değil mi aslında? Dengede ve sağlıklı yaşama hedefliyor ve aynı zamanda well-being isteyen herkesin farkındalığını arttırmak için, potansiyelini yükseltmek için o 5000 yıllık kadim bilgileri önüne seren çok güçlü bir felsefe. Ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Peki well being şef nedir? Well being şef de bütün bu yolculuğun içinde bütünsel sağlık ve iyi olma halini tüm bu bilgiler ve ritüeller ışığında mutfağına, tariflerine yansıtan ve destekleyen kişi demektir ki burada ben oluyorum. Ben de tıpkı sizler gibi Wellbeing e, ailesinin daha da genişletmek bu yolculuğa gönül veren farkındalığını arttıran ve fayda sağlamak için tüm birin ve bilgilerini paylaşan bir kişiyim aslında. Bunun için yola çıktım. Bu akşam da sizinle Wellbeing mutfağını sofraya yatıracağız. Ben burada sunumumu açabilirim. E, şurada ekran paylaş yazınca oluyor mu? Tamam harika sunumum burada. Şimdi bunu şöyle alalım. Bir dakika şöyle. Evet bu ilk sayfamdı. <laughs> evet. Ee, görebiliyor musunuz? Tam ortaya ortada bildin mi? Görebiliyor musunuz sunumu? Evet. Evet gayet iyi. Görüyoruz hocam. Harika tamam. Şimdi well-being mutfağı nedir diye baktığımızda mutfak aslında yemek pişirme, paylaşma ve birlikte vakit geçirmek için bütün bütün bu e, hepsini aktivite olarak yaptığımız bir alan değil mi? Bir aktivite merkezi ve mutfak bizim yaşam tarzımızı yansıtıyor. Yani siz bana ne yediğinizi, nasıl yediğinizi, ne kadar yediğinizi, ne zaman yediğinizi söyleyin. Ben size bütün yaşantınızı anlatayım. Bütün bu bilgiler sizin yaşam tarzınızı anlamam için bana yeterli. Ve benim için de o e, ocağın tüttüğü mutfak gerçekten evimin kalbi. Benim evimin kalbi mutfağımda atıyor. Siz aynı şeyi düşünüyor musunuz? Sizin evinizin kalbi de mutfak mı? Evet, kesinlikle katılıyorum. Değil mi? Bu çok e, herhalde mağara döneminden beri bize bu öğretildi. O tüten ocakların olduğu mutfak hepimiz için çok özel bir alan. Ama peki bu özel alanda sadece beslenme ihtiyaçlarımızı karşı beslenme ihtiyaçlarımızı mı karşılıyoruz? Hayır birebir well-being halini mutfağımızda hayata geçiriyoruz ve aynı zamanda işte orada aile bağlarımızı kuvvetlendiriyoruz, yaratıcılığımızı keşfediyoruz, stresimizi azaltıyoruz, kültürel bağlarımızı arttırıyoruz, kültürel kimliğimizi karşı tarafa yansıtıyoruz. Bütün bunları hepsini biz well-being mutfağımızda gerçekleştirebiliyoruz. Yine Bakalım well-being well-being mutfağı nasıl örtüşüyor? Mutfak her gün yeni bir maceraya başladığımız, atıldığımız bir yer. Ve ama burada aynı zamanda çok keyifli anlar da yaşıyoruz değil mi? Yaşarken de hem bedenimize, zihnimize, ruhumuza da katkı sağladığını da fark ediyoruz. Gelin önce fiziksel well-being mutfağına bakalım. Burada neler oluyor? Doğru ve sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı ile bedenimizi, hücrelerimizi, zihnimizi, hormonlarımızı besliyoruz ve daha sağlıklı oluyoruz. Duygusal well-being mutfağında tabii ki duygularımızı yemeğe yansıtıyoruz. Elimizin lezzetini yemeğe yansıtıyoruz. Tüm duygumuzu, içtenliğimizi, samimiyetimizi sunumlarımızla soframıza yansıtıyoruz ve tabii ki bağırsaklarımızı da besleyerek o duygularımızın merkezi olan bağırsaklarımızı ürettiğimiz serotonini ve diğer mutluluk hormonlarını da harekete geçiriyoruz. Zihinsel well-being mutfağına baktığımızda burada da zihnimizle birlikte stres seviyemizi dengeliyoruz, stres seviyemizi destekliyoruz. Zihinsel well-being mutfağında, çevresel well-being mutfağında ise ailemizi, çevremizi ve toplumu bilinçlendiriyoruz. Onları da bu işin içine katılmaları için e, öne yok oluyoruz, e, yüreklendiriyoruz, e, harekete geçiriyoruz diyebilirim. Finansal ve well albeyik mutfağında tabii ki doğru malzemeleri kullanarak, doğru malzemeleri alarak, önce satın alarak, doğru şekilde saklayarak, onları doğru şekilde kullanarak, pişirerek hem maddi olarak ailemize hem de tabii ki topluma büyük bir katkı sağlıyoruz. Wellbeing mutfağı bize ne kazandırır dersek tabii ki daha yüksek bir enerji seviyesi vererek zindelik sağlıyor. Günlük yaşamda daha enerjik ve motive olmamıza yardımcı oluyor. İyi bir sindirim sistemiyle, bağışıklık sistemiyle bize destek oluyor. Daha sağlıklı bir yaşam sürmemiz için yardımcı oluyor duygusal ve mental iyilik hali için, stresle baş etmemiz için bize yardımcı oluyor. Zihinsel olarak netlik sağlıyor bize. Uzun vadeli sağlık ve hastalıklardan korunmak için yine yardımcı oluyor. Daha basit tarifler ve pratik pişirme yöntemleri kullanmamızı destekliyor. Sebzeleri ve meyveleri doğru en doğal haliyle e, kullanmamıza yine e, bize bir alan açıyor diyebilirim yani bütün bunlar bizim wellbeing mutfağımızın bize sağladığı faydalar şeklinde kısacık da olmadı pek de kısa olmadı ama yine de anlatmaya çalıştım. Ama benim en sevdiğim bölüm bu arkadaşlar. Bu burayı çok beğeniyorum. Çünkü anlatmayı da çok seviyorum, paylaşmayı da çok seviyorum. Çünkü wellbeing mutfağıyla hayat arasında bağ kurmak benim için çok anlamlı. Mutfak tabii ki bizim birçok insan gibi bizim hepimizin günlük kararların alındığı ve yaşam tarzımızın şekillendiği bir alan bunu başta söyledim. İşte bu noktada e, pratik kararlar vermek hayattaki diğer genel kararlarımız için bir ön hazırlık durumunda aslında. Yemek en güzel farkındalık egzersizi. Hiç bu, böyle bir egzersiz yaptınız mı daha önce? Yemeği bir farkındalık egzersizi olarak kullandınız mı? Var mı aranızda Mut, mutfağı. tutma. Efendim? Üzüm çekirdeğini ağzında uzun süre tutup tadına bak. Evet, evet. O, o, yeme egzersizi ne zordur, ne zordur hakikaten. <laughs> Aynen öyle. İşte burada e, ne yapıyorsun? E, mesela işte bulaşık yıkamak. Bir mindfulness egzersizi olabilir. Değil mi? Yemeği karıştırıyor olmak. Bu böyle sakin sakin işte yemeğin altını tutturmadan karıştırmak, sebzeleri doğramak veya mutfağı temizlemek bunların her biri zihnimizi sakinleştirmek için, stresten arınmak için bir mindfulness egzersizi diyebilirim. Ve burada hele bir de hele bir de bunları yaparken nefesimize odaklandığımızda böyle anda kalmaya çalıştığımızda işte o zaman tam bir meditasyon yapıyoruz. Peki burada size bir şey soracağım. Aklınız başka bir yerdeyken yemek yapanlar, yemek yakanlar, pardon yemek yap, yemek yaparken aklı başka bir yerde olup da yemeği yakanlar kaç kişi el kaldırsın? <laughs> ben şimdi hepinizi göremiyorum kapalı şeyleriniz. Var mı el, el kaldıran? Değil mi? Evet aynen hakikaten. E, niye böyleyiz? İşte bazen oluyor. Ben de aynı yani hep bir e, bu konuda maalesef ki mutfak bu tip e, dikkatsizlikleri bu tip e, anda kalmama durumlarını affetmiyor. Ya yemeği yakıyorsunuz ya elinizi kesiyorsunuz değil mi? <laughs> hepsi hepsi bir bir şekilde sizi uyarıyor beden pelin anda kal, buradasın, kendine gel. Ve odaklandığımızda böyle sakinleşiyoruz. Stres seviyemiz azalıyor. Aynı zamanda böyle Küçük tarifler denediğimizde veya o bildiğimiz mesela benim Instagram'daki bir tarifimi yapacaksınız ama orada küçük değişiklikler yap, yaptığınızda o tarifi kendinize göre yorumladığınızda işte bunlarla her biri bunların aslında küçük bir mindfulness çalışması hem de sizin aynı zamanda yaratıcılığınız da arttırıyor. E, o stresli düşüncelerden uzaklaşıyorsunuz, olumsuz fikirlerden uzaklaşıyorsunuz ve gerçekten anda kalıyorsunuz. Hele bir de bunun yanında böyle güzel bir müzik açtıysanız, böyle ortamınızda sevdiğiniz bir müzik çalıyorsa, o, o şarkıya siz de eşlik ediyorsanız, bırıldanıyorsanız ve söylüyorsanız, vagus sinirinizi aktif ediyorsunuz aynı zamanda. İşte bütün bunlar her biri sizin ruh halinizi iyileştiriyor ve sakinleştiriyor. Acele etmeden sabırla yaptığınız her şeyle kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Ceyda'nın söylediği gibi tabii yemeği yavaş yavaş yiyor olmak da bütün bu sürecin içinde. O yemeği yavaş yavaş karıştırıyor olmak da bütün bu sürecin içinde. Tüm bunları yaparken zihnimizi meşgul eden tüm olumsuz düşüncelerden uzaklaşıyoruz. Ve şimdiki anın tadını çıkartmaya başlıyoruz. Çok keyifli. Bunun dışında bak neler sıralamışım ben. Mutfakta mesela karar vermek, değil mi? Bu bizim gerçek hayatta, mutfağın dışındaki hayatta da karar verme becerimizi geliştiriyor. Bir tarif seçerken, hangi malzemeleri kullanacağımızı veya süresi süresini ayarlarken değil mi kararlar alıyoruz. Ve bu kararlar hayatımızın diğer alanlarında da aslında bizi destekliyor, etkiliyor ve pratik yapmamıza yardımcı oluyor veya mutfakta dakik olmak, zaman yönetimi becerilerimizi geliştiriyor. Bir yemeği değil mi zamanında hazırlamak, tam işte iftar saatindeyse iftar saatinde o yemeği yetiştiriyor olmak, öğünleri doğru planlıyor olmak. Bunlar her biri bizim günlük yaşantımızda da zamanımızı daha etkili ve daha doğru bir şekilde kullanmamıza yardımcı oluyor. Ve bu diğer işlerimizi de, etkinliklerimizi de doğru bir şekilde organize etmemize yardımcı oluyor. Hem de bu becerilerimizi de geliştiriyor, destekliyor diyebilirim. Mutfakta uzun süre çalışmak sabır ve azim gerektirir. Gerçekten eğer sabırsızsanız da o yemeği yine yakarsınız. Bunun <laughs> başka bir başka bir yolu yok. Mutfakta her şeyin bir sırası var. Değil mi? ...yemekleri koyarken de böyle hepsini bütün yemekleri içine koyduğunuzda o yemeğin tadı başka olur. Ama geç pişen sebzeleri önce koyduğunuzda, çabuk pişen sebzeleri daha sonra eklediğinizde... ...o işte e, derslerde gördüğümüz baharatları tohum halindeyken ilk başta kullanmak... ...toz halindeyken onları piştikten pişmesine yakın dönemde atıyor olmak... ...taze otları en son ekliyor olmak... Bunların her biri bir zaman sıralamasını gerektiriyor. Her biri bir sabır ve azim gerektiriyor aynı zamanda. Bu da bizim gerçek hayatta karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmamız için de sabrımızı ve azmimizi güçlendiriyor. Evet. Wellbeing mutfağı tabii ki bizim sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmemize de yardımcı oluyor. Bu da dolaylı yoldan ...yaşam kalitemizi arttırıyor... ...ve sloganım olan... ...güzel yaşa, güzel yaş al... ...formülünde harekete geçirmemize... ...tabii ki çok yardımcı oluyor. Yaratıcılık da... E, ...yazmışım buraya... E, ...bahsettim gerçi biraz... ...gerçekten mutfakta farklı malzemelerle... ...denemeler yapıyor olmak... ...yaratıcılığımızı geliştiriyor. Aynı zamanda beklenmedik durumlarla... ...başa çıkmak ve çözüm üretiyor olmak da... ...o hayattaki işte esnekliğimizi ve zorluklarla uyum içinde olmamıza da yardımcı oluyor, değil mi? Hep e, söylenir e, boş başak dik durur, dolu başak eğik durur diye. Biz de tüm bu bilgilerle e, dolu olduğumuzda çok daha esnek oluyoruz rüzgara karşı kendimizi e, bırakıyoruz akışta e, doğaya uyumlandığımızda, well-being mutfağını uyumlandığımızda çok daha sağlıklı. Ve dengeli bir hayata meydan açıyoruz. Peki siz hiç mutfakta kriz yönetmek zorunda kaldınız mı? Yani şöyle söyleyeyim, işte trafiktesiniz, yemek hazır değil, eve koştur koşturarak gidiyorsunuz, çocuklar bekliyor veya yemeğiniz yandı, tekrar yapmak için malzemeniz eksik. Eyvah tam bir kriz halindesiniz. Bu gibi durumlarda neler yapıyorsunuz? Ben her gün okula çocuğu gönderirken beslenme çantası hazırlarken o krizi yaşıyorum. <laughs> 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 ne hazırlayacağım Ne <diye> <laughs> hazırlayacağım diye değil mi? Allah'ım her gün mü yapıyorsun bunu? Ay çok zor. Acaba şey mi yapsan sen işte bir planlama yapıp da e, böyle dört beş günü hani böyle küçük küçük kavanozlar hazırlanıyor ya böyle e, işte bazı sebzeleri pişirerek işte bakliyatları e, haşla, haşlayarak böyle güzel bir plan yapıyor olmak için ona ona yapmak için vaktin var mı var aslında bir dönem yaptım ama sonra bıraktım yani her zaman yapmıyorum <laughs> evet 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 yani onu onu yapmakta fayda var böyle dondurucuyu atıyor olmak biraz haşlayıp sebze şey meyve değil bakliyatları haşlayıp yapıyor olmak belki bazı e, sebzeleri yıkayıp hazır tutuyor olmak Bunlar aslında hayatımızı kolaylaştıran şeyler. Yani aslında bunlar olumsuz görünse de bizim gözümüze mutfakta kriz yönetme ve bu hızlı karar verme yeteneğimiz bileyleniyor. Bu da işte sosyal hayatımızda, iş hayatımızda bize çok yardımcı oluyor. Çünkü gerçekten özellikle iş hayatında değil mi kriz yönetme ve hızlı karar verme çok sık karşımıza çıkıyor. Çünkü artık hepimiz e, yaşımız gereği konumlarımızda artık e, iyi karar verici, karar mercileriyiz hepimiz. E, bize birileri fikir soruyor, birileri e, o bizim pratik zekamızı, pratik e, yeteneğimizi kullanmak için e, çok ortam oluyor. İşte mutfakta kazandığımız bu e, kriz yönetme ve hızlı karar verme yeteneğimiz, kaslarımız kuvvetlendiğinde e, iş hayatında ve sosyal hayatımızda, aile hayatımızda da bu bize çok yardımcı oluyor ve yine en sevdiğim eee bölümde işbirliği. Çocukları, eşleri, sofraya kurma, alışveriş yaptırma, pişirme veya işte ortaklaşa e, sofrayı hazırlama için teşvik ettiğinizde bu el birliğiyle imece usulü işbirliği içinde olduğunda herhalde siz de fark etmişsinizdir ki o yemeğin lezzeti başka oluyor o sofranın bereketi başka oluyor ve birbirinizde çok daha hoş ve kaliteli bir zaman geçiriyorsunuz değil mi? Var mı öyle sizde de e, çocuklarınızı, işte eşinizi, ailenizi e, mutfağa sokar mısınız? Sever mi e, aile için, aile bireyleri mutfakta vakit geçirmeyi? Ya da siz mutfakta vakit geçirmekten keyif alıyor musunuz? <laughs> Yoksa böyle Angarya mı geliyor? Sadece ben saatlerce uğraşıyorum 5 dakikada yeniyor eline sağlık bile denmiyor afiyet olsun bile denmiyor mu diyorsunuz <laughs> var mı söz almak isteyen hep ben konuşuyorum ama yine ben konuşayım <laughs> evet, cesaretlendir diğer arkadaşlar. ben kızlarımla mesela evde böyle bir şeyler yapmayı seviyorum onlar da çok seviyorlar mutfağa giriyoruz beraber bir şeyler yapıyoruz e, yardımlaşarak sofrayı kuruyoruz. Güzel oluyor bence. Değil mi? Ve aynı zamanda hem bu e, yani ailece sofra kurulduğunda. O zaman hem beraber hoşça vakit geçiriyoruz hem de birbirimizin ihtiyaçlarını, zevklerini de orada anlıyoruz değil mi? İşte biri soğan yemez, öbürü işte acı sevmez, öbürü yumurtayı rafadan sever, öbürü az pişmiş sever <laughs> falan böyle. E, o zaman birbirimize böyle daha çok önem verdiğimizi yani sen benim için özelsin, sen benim için önemlisin duygusunu ona hissettiriyoruz. Bu da birbirimize çok değerli e, görmemizi sağlıyor ve aynı zamanda tabii ki bu, Bütüne de fayda sağlıyor. Ee, benim için böyle bir anlamı var. Tabii ki e, atıksız yaşam da aynı zamanda bunu uzun uzun biraz sonra anlatacağım. Atıksız yaşam da well mutfağının en önemli özelliklerinden diyebilirim. well mutfağı nasıl olmalı? Tabii ki well mutfağı sürdürülebilir sağlıklı, dengeli bir beslenmeyi teşvik eden bir yaklaşımı e, ifade ediyor bizim için. Doğal, taze, işlenmemiş gıdaların önemini anlatıyor. Renkli sebzelerin, e, çeşitli sebzelerin, mevsiminde sebzelerin bolca yer aldığı Akdeniz tipi beslenmeyi e, destekliyor. E, doğru protein kaynakları, doğru kaliteli karbonhidratlar, doğru sağlıklı yağların kullanımını destekliyor şeker gibi işlenmiş gıdalar, hazır paketlenmiş ürünlerin de tüketimini minimuma indirmemiz için bize olanak sağlıyor aslında. Değil mi? Ve burada wellbeing mutfağında doğal mevsiminde malzemelerle yemekler hazırlamalıyız. Daha az malzemeli tarifler geliştirmeyi kendimizi teşvik etmeliyiz ve yeteri kadar alışveriş yapmalıyız. Daha çok tasarruf etmeliyiz. Peki bunun için Wellbeing mutfağında yol haritamız nasıl olmalı? Bir şey size bir paylaşacağım sizle. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün rakamlarına göre gelişmiş ülkelerde her sene 200 milyon tonun üzerinde yiyecek çöpe atılıyor. Ve tabii ki en çok ziyan edilen ürünler de sebze, meyve ve ekmek. Yani ben bu rakamları duyunca gerçekten altında ezildim diyebilirim. Düşünün dünyada bir milyon kişi aç, her sene milyonlarca kişi açlıktan hayatını kaybediyor. Bütün bu dünyada bütün bu besinler çöpe gidiyor. Yani aslında şöyle bakıldığında bu araştırmalara deniyor ki dünyada pişen, üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Yani aslında hepimize yetecek kadar yemek var ama çok fazlası ziyan oluyor. İşte gıda israfını önlemek için aslında zincirin her bir halkasında yapabileceklerimiz var. Yani o kaşla göz arasında kararan muzlar, buzdolabında böyle kenarda kışıda kalmış gizli gizli pörsümüş havuçları düşünün. Bunların hepsini önlemek bu well mutfağında bizim farkındalığımızla mümkün. Peki ne yapmamız gerekiyor? Önce alışverişe çıkmadan önce plan yapmamız gerekiyor. Mutfak dolaplarınızı açın bakın neleriniz var. Şöyle bir karıştırın. Domatesleriniz kaç tane var? Siz bir haftada kaç tane tüketiyorsunuz? Çok mu almışsınız? Az mı almışsınız? Bütün gıdalarınıza bakın. Bir liste hazırlayın. Neleriniz yoksa, eksikse onlarla beraber, o listeyle beraber alışverişe çıkın. Ve size bir şey daha önereceğim. Alışverişe tok çıkın. Peki bunu denediniz mi? Böyle alışverişe aç gittiğinizde gereksiz gereksiz şeyler alan, böyle o hiç ihtiyacınız olmayan o abur cubur raflarında birden kendini bulan arkadaşlarım var mı? Ben kendimi tutuyorum da eşim tutamıyor. <laughs> <laughs> eşim alışverişe gönderirsem yandık. Eyvah, eyvah, eyvah. Evet. Ne yapıyor? Y yiyip yiyip e, paketlerini, şey e, tezgahın şey, e, kasanın önüne mi getiriyor? Ne yapıyor? Yoksa ya, çok o, Aynen öyle, aynen öyle. Beraber gittiysek ben ayırıyorum. Hani bunlar kalıyor, bunlar şey yapıyor diye e, çok zor oluyor gerçekten. Ben öyle değilim. Ben biraz daha sanırım yettime hakim olabiliyorum. Çok güzel. E, çok. Ama güzel. bir şey danışmak istiyorum hocam size e, yeri gelmişken doğru mu yapıyorum diye. Lütfen. <laughs> Ee, şimdi yaşadığım yerde artık pazara e, gitme alışkanlığım başladı benim. Eskiden mecburiyetten markete giderdim. Ee, şimdi pazara gidiyorum. Fakat e, mesela şimdi pazar alışverişimi yaptım. Bir sürü sebze aldım diyelim. Ve bazen hafta işte bir şey çıkıyor. Bir saatlik oluyor, bir şey oluyor. Ve ben o sebzeleri düşündüğüm sırayla yapamamış oluyorum. E, bazen bozuluyor, bazen besin değeri azalıyor falan. Bunu tespit ettiğinden beri pazar alışverişimi yapıyorum... Aldığım tüm sebzeleri burada pazar pazar günleri kuruluyor. Geldikten sonra da güzel yıkıyorum. İşte lahana içine bunu dip atıyorum. Doğrayıp hazır yıkanmış dip atıyorum kurutup. Hatta içine ne zaman yapacaksam dip çıkartıp işte soğanımı bilmem neyi katık edip pişiriyorum. Yani tazeliğini koruduğunu düşünüyorum. Ziyan etmediğimi düşünüyorum. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Doğru düşünüyorsunuz ama ba bazı sebzeler, bazı sebzeler mesela ıspanak gibi işte maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler aslında hemen dondurucudan dondurucuya koyuyorsunuz ve dondurucudan hiç çözülmeden çak diye e, değil mi at atıyorsunuz kıyma kıymalı sosunuzun içine. Aynen pişiriyor. öyle yapıyorum hiç evet. çözdürmeden kullanıyorum. Aynen öyle barbunyalar difüzya atılır bezelyeler difüzya atılır değil mi e, ben de onları aynen öyle yapıyorum veya domatesimi rendeliyorum difüzya atıyorum sadece bazı mesela taze fasulye gibi e, bazı sebzeler direkt atıldığında <laughs> e, yine çöz e, çok aynı lezzeti vermiyor sanki onları biraz daha özel bir yöntemle e, dondurma, e, dondurmak gerekiyor. Böyle bir önce bir kaynar suya atıyorsunuz. Kaynar suda 5 dakika kalıyor. Sonra hemen çıkartıp onu e, buzlu suya atıyorsunuz. Bir şokluyorsunuz. Ondan sonra o şekilde kurutup dondurucuya attığınızda biraz daha lezzetini daha iyi korumuş oluyor bilmiyorum ama siz ben böyle de yiyorum ve hiç de sorun olmuyor diyorsanız demek ki doğru siz de doğru yapıyorsunuz demektir. Bunu bilmiyordum bundan sonraki öyle yaparım yani taze fasulye örneğini bilmiyordum bir araştırın bir araştırın Hı -hı. taze fasulye öyle direkt konduğunda böyle daha böyle et etli hale geliyor yediğinizde bilmiyorum belki de fark etmişsinizdir. ama o şekilde böyle birazcık pişirip şoklayıp da dondurduğunuzda daha iyi bir tat elde edebiliyorsunuz. Öyle bir deneyin. <laughs> Ama <gülüyor> çok <gülüyor> Do doğru ya. bir çok doğru bir yöntem. Evet. Satın alırken e, ben de aynı şeyi önereceğim size. E, marketlerde mesela e, artık büyük marketlerde görüyorum ben işte elmaları, dolmaları, kabakları her birini beş tanesini pakete ambalaja sarıp paketliyorlar, değil mi? Ben size o paketlerden öyle almamanızı önereceğim çünkü içinde içinde çürük olabiliyor. Biz dışarıdan görmüyoruz onu İşte beş tane kabak görüyoruz, beş tane patlıcan görüyoruz ama iç, altta kalanın kenarda kalanın çürümüş olma olasılığı var maalesef ki satış politikası olarak. O yüzden. E, o ambalajlı ürünleri almak yerine e, seçerek e, alabileceğimiz ortamlardan almayı tercih edin. Tabii ki bu e, yerel ürünlerin satıldığı pazarlar çok doğru bir yer. Veya artık internetten alışveriş çok arttı. Bunu e, en doğru yerinden, yani işte hani muzu Port Port portakalı Antalya'dan, e, değil mi? Avokadoyu e, Alanya'dan e, işte kuşkonmazı tam tarlasından alabiliyoruz artık. Öyle imkanlarımız var. E bu imkanlardan faydalanmak da güzel. Çünkü e, neticede onların her biri yolda çok vakit geçiriyor. Top düşün, toplandı, toplandıktan sonra onlar hale gitti. Halden markete gitti. Marketin deposunda bekledi. Marketin deposundan e, markete geldi. Marketten sizin evinize o o domates toplanalı kim bilir kaç gün oldu. Bel, belki de haftalar oldu. E, o yüzden tabii ki böyle yerel pazarlardan alıyor olmakta fayda var. Ve Paketli ürün alıyorsanız da mutlaka etiket okumayı öğrenmeliyiz. Etiket okumada da e, şunu e, hani kısacık şöyle söyleyebilirim, şöyle bilgi verebilirim. Eğer üstünde o etiketin üzerinde beşten fazla şey yazıyorsa emin olun ki o, e, artık bir noktadan sonra içinde katkı maddesi ve koruyucu madde vardır demektir. Çünkü e, doğal ürünler içeren... E, besinler, gıdalar diyeyim. Öyle o da bu da şu da olmuyor. Değil mi? İçinde az ve öz doğal ürünler oluyor. Hepsi tanıdık malzemeler oluyor. Böyle içine tanımadığımız malzemeler varsa onların da çoğu katkı maddesidir. Bazen bir de şimdi fark ediyorum ben, bilmiyorum siz de fark ediyor musunuz? Şeker pancarı yerine pancar şekeri yazıyorlar. Sanki şeker pancar şekeri hani e, çok e, sempatik, şirin. Ay pancar canımız pancarının şekerini yaptık, e, koyduk ürünlerimize gibi bir imaj yaratılıyor. Halbuki o da normal toz şeker de zaten, değil mi? Ee, şeker pancarından veya şeker kavuşunda üretiliyor, ee, ama rafine edilmiş. Ee, o yüzden de yani şeker pancarı ile pancar şekeri arasında çok da büyük bir fark yok maalesef ve e, toz şekerle esmer şeker arasında çok büyük fark yok. Onların hepsi aynı. Biz e, rafine şekerden mümkün olduğunca uzak duralım. Doğal şekerlerden e, yana e, tercihlerimizi yapalım diyebilirim. Evet e, alışverişi de böyle anlattım. Şimdi geldik hazırlık aşamasına. Şimdi mutfa, mutfağımızdaki bütün malzemelerin saklama sürelerinde öğrenmemiz gerekiyor ve onlara uygun saklama koşulları oluşturmamız gerekiyor. Mesela işte patates, soğan, sarımsak nasıl saklanıyor? Hepimiz e, biliyor muyuz acaba doğru mu saklıyoruz? Var mı bir fikriniz? Patates, soğan ve sarımsak saklama konusundaki önerilerinizi alabilir miyim? Hocam biz e, patatese soğanı sepette saklıyoruz dışarıda. Sarımsağı da soyuyoruz, difrize atıyoruz. O şekilde ha. tüm oluyor zaten. Çıkarınca hemen çok küçük küçük parçalanabiliyor. Çok da güzel rahat oluyor. Çok güzel. Var mı başka önerisi olan arkadaşlar da? Evet, şimdi patates, soğan, sarımsak da aslında ikisi de, yani bunun üçü de karanlığı seviyorlar. Karanlık, kuru, nemli olmayan ortamı seviyorlar. E, ama birbirlerini sevmiyorlar. <laughs> yani patatesle soğan yan yana durduğunda, e, şimdi onlar çürüdüklerinde bir... E, etilen gazı bırakıyorlar, bir gaz salgılıyorlar ve o gaz birbirlerini etkiliyor. O yüzden de paretez ve soğanı evet sepette saklamak çok doğru bir yöntem ama belki dolabın içinde karanlık ve nemli karanlık ve kuru bir yerde saklıyor olmak da bir alternatif olabilir. Ve içine de eğer siz böyle ben üç kilo alıyorum, depoluyorum, çok kullanıyorum diyorsanız da içine bir tane elma atmayı deneyin. o Elma da onların o etilen gazı e, üretimini biraz baskılıyor ve daha geç e, filizlenmelerine daha geç çürümelerine biraz yardımcı oluyor. Evet e, sarımsağı açıkçası ben de doğruyorum. Çünkü e, doğruyorum ve biraz zeytinyağın içinde koyup e, öyle bir kavanozda e, saklıyorum. Sarımsak zaten e, artık çok dolaşıyor e, Instagram'da falan da çok karşınıza çıkıyor olabilir. Sarımsağı soyduktan sonra bir beş dakika onun e, hava ile temas etmesini beklememiz gerekiyor. Sonra onu böyle bıçakla ezmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra doğrayıp kullanmamız gerekiyor. Yani hemen e, soy, doğra, at, e, tencereye dendik. Yine biraz sabır, yine biraz azim. Bir beş dakika beklemek gerekiyor. Ve ondan sonra da yemeğe atılması gerekiyor. O içindeki o e, içindeki madde bize fayda olan maddenin biraz hava ile temas etmesi gerekiyor arkadaşlar. Mesela muz. Muzu dolapta saklamamız saklamayalım. Muzun da o e, baş kısmı var ya, onu mesela bir e, bir havlu peçeteyle sarabiliriz, bir folyo kağıtla sarabiliriz. Orayı orasını muhafaza ettiğimizde yine muz uzun süre e, dayanıklı kalıyor. E, yeşillikler de öyle. Yeşillikleri açıkçası ben de çok salata tükettiğim için çok fazla sirkülasyon olduğu için benim evimde ben onları salata yapacağım. Şimdi marul doğrayacağım, maydanoz doğrayacağım, roka doğrayacağım. Onları o anda işte al e, suda beklet, işte karbonatlı veya beyaz, e, beyaz sirke suda beklet, onları 15 dakika arkasından durula sonra doğra salatamı hazırla gibi bir sabrım bazen olmuyor. O yüzden de onları aldığımda hemen e, pazardan aldığımda güzelce 15 dakika e, karbonatlı ve Beyaz sirkeli suda bekletiyorum, ardından da biraz temiz suda bekletiyorum. Sonra onları güzelce e, alette kurutuyorum ve e, güzel bez torbalarım var, bez torbama sarıyorum ve saklama kutularımda e, güzel e, hava almayacak şekilde onları muhafaza ediyorum. Sonra ihtiyacım olduğunda da hemen açıyorum, ihtiyacım olduğu kadarını alıp kullanıyorum. Sonra tekrar onları e, dolaba geri kaldırıyorum maydanoz veya işte maydanoz, dereotu, nane gibi e, yeşilliklerimi de bir e, bardağa, şimdi mesela şöyle bir bardağın içine biraz su koyuyorum. Maydanozlarımı da bu şekilde oturtuyorum onların içine sanki çiçekmiş gibi. Sonra üzerlerine yine bir bez torbası veya buzdolabı poşete geçiriyorum. Onu da böyle bir azıcık yırtıyorum kenarından ki e, şekilde yine çürürken de onlar da bir gaz çıkartıyorlar. E, sararmasınlar diye o şekilde onları dolabında e, dolabında o yan rafları vardır ya kapak kapakları dolabında en e, nispeten daha sıcak yerdir tabii ki oralar dolabın içine nazara oralarda muhafaza ediyorum onları o zaman da e, kullanmak benim için daha kolay oluyor limon ve portakala gelince de onların o kabukları var ya dış kabukları onları bozulmasınlar diye maalesef ki onlara çok fazla e, kimyasal madde uyguluyorlar. Onları da aldığım anda ben yemeklerimde fark etmişsinizdir. Instagram'dan takip ediyorsanız yemek yaparken de çok fazla limon kabuğu rendesi, portakal kabuğu rendesi kullanıyorum. O yüzden de onları aldığımda hemen e, güzelce dezenfekte ediyorum. Ardından iyice kurulup sonra dolabıma kaldırıyorum ki hemen e, hızlı hızlı kullanabileyim diye. Baklagillerde şimdi yavaş yavaş artık havalar ısınıyor. Ee, Onlar da o içindeki e, kurtçuklar oluyor ya, kelebekler. Onlar içinde o baklagillerin e, içine bir kesme şekeri atabilirsiniz. Bir defne yaprağı e, koruyucu olabiliyor. O şekilde hem tabi cam e, saklama kavanozlarını kullanmakta fayda var. O şekilde baklagillerinizde daha uzun süre kullanabilirsiniz. Ve yine bu, e, buzdolabına baktığınızda Önce gelen önce yenir prensibini uygulayın. Yani şimdi yeni bir domates aldınız. Lütfen ön eski al geçen hafta aldığınız meyveyi, sebzeyi öne çıkartın. Biliyorsunuz marketler de öyle yapıyor. Marketler de e, yeni yeni domatesleri veya salatalıkları, marulları arkaya koyuyor. Bir önceki haftaki olanları öne koyuyor ki siz önde alın diye. E, aslında en tazesi en arkada. Siz de öyle yapın. Eski aldıklarınızı mutfakta öne dolabınızda öne taşıyın ki önce onları tüketin. E yeni aldıklarınız bir arkada dursun. Onların birazdan dayanma süreleri vardır. Tabii ki atıksız mutfak dedik. Saplarımızı, kabuklarımızı çöpe atmıyoruz. Onlarla harika bir sebze suyu hazırlayabiliriz. Ben ne yapıyorum? Böyle e, bir, bir gün böyle çok yemek yapacağım zaman hemen e, tezgahımın doğrama tezgahımın yanına böyle güzel bir kase alıyorum. İşte havucu doğradım. Oraya içine atıyorum. Soğan kabuğunu doğradım. içime atıyorum. İşte ne kullandıysam domatesin kabuğunu içine atıyorum. Orada onlar böyle birik, birikiyor. Limonun kabuğu içine atıyorum. Sonra on, o birikiyor öyle. Sonra onu ıspanan e, sapını kullanmadım, sert kısmını kullanmadım. Maydanozun sapını kullanmadım, sert kısımlarını falan. otunun öyle hepsini içine atıyorum güzel bir kavon e, cam kasede. Sonra onları bol nispeten büyük bir tenceremin içine suyla dolduruyorum. İçine biraz böyle defne yaprağı, biberiye katıyorum ve onu öyle e, suyu kaynatıyorum. O benim sebze suyum oluyor. Bunu e, sonra ee, çorba yapımında, pilav yapımında hatta makarna yapımında bile kullanıyorum açıkçası bu sebzemi. Ve ve tabii ki e, bütün sebzelerin de tamamını kullanmaya özen gösterelim. Yeşil sebzelerin saplarını da minik minik içine doğrayarak katabiliriz. İşte maydanozun, e, ıspanağın, pazının ya, saplarında eee ben açıkçası işte, pazarı o yüzden seviyorum. Arkadaşım emin, alan e, arkadaşım eminim o da öyle alma şansı buluyordur. Kerevizleri yapraklarıyla alıyorsunuz, değil mi? E, pancarları yapraklarıyla alıyorsunuz, havucu yapraklarıyla alıyorsunuz, rezeneyi yapraklarıyla alıyorsunuz, müthiş bir şey. Onun o yapraklarında mutlaka e, bir e, bir yemeğimde o başka bir şey, bir yemeğimde diğerini kullanarak o saplarını e, yemeklerimin lezzetlerini çok daha arttırıyorum yumuşadı olur ya kullanamadınız işte seyahate gittiniz çok fazla almışsınız o, o gün canınız onları yemek istemedi başka bir şey yediniz ve o yemek e, sebzeler yumuşadı o o sebzeleri meyveleri blenderdan geçirerek güzel sağlık içecekler hazırlayabilirsiniz. O lahananın e, ilk yaprakları var ya onları onlar biraz böyle yumuşamış oluyor. Onlarla turşu yapabilirsiniz. Salatalıklar, yumuşamış salatalıklar böyle hani biraz artık e, e, kahvaltıya veya işte iftarda kullanmanız için en yani çok da güzel bir görüntü değil. Böyle hani hafif böyle yumuşamış oluyor salatalıklar. Onları turşu niyetine kullanabilirsiniz At, e, atmadan e, faydalanabilirsiniz. Evet kırmızı soğanımızı biraz böyle hani filizlenmişse onları yine kırmızı soğan turşusuna dönüştürebilirsiniz. Filizlenmiş sarımsaklarımızı, soğanlarımızı eğer çok fazla filizlendiyse onları küçük bir toprağa ekip daha da filizlendirerek kendi soğanımızı, sarımsağımızı yetiştirebiliriz. Sebzeleri yıkadığınız an baktınız ki onları çok fazla Fazla yıkamışsınız işte mesela üç kabak e, yıkamışsınız ama iki kabakla hallettiniz yemeğiniz, yemeğiniz bitti. O iki, üçüncü kabakla yıkanmış ne olacak onunla? Belki hemen onunla bir müjvere çevir çevirebilirsiniz diğer sebzelerinizle beraber. Veya işte e, kekinize e, kakaolu bir kek yaptınız kabağınızı onda kullanabilirsiniz, havucunuzu onda kullanabilirsiniz. Bu şekilde böyle o Wellbeing mutfağının yaratıcılığını bütün bu atıksız mutfak e, konseptinde kullanabilirsiniz diyebilirim. Çünkü biliyoruz ki sebze ve meyvelerin gerçekten kabuklarında çok güçlü vitamin ve antioksidanlar var. Mümkün olduğunca sebzelerimiz, sebze ve meyvelerimizi kabuklarla beraber yemeye çalışalım. Ama tabii ki bazılarını kabuklarıyla yenmiyor. İşte e, portakal yenmiyor, karpuz kabuğuyla yenmiyor. Onları da belki güzelce yıkayarak içeceklerde kullanabiliriz kabuklarını veya marmelat yapabiliriz ama illaki onlardan faydalanabiliriz. Hatta geçen gün çok güzel bir yöntem öğrendim portakal kabuğu ve mandalina kabuğu ile ilgili. Hemen yarın onu hazırlayacağım ve Instagram'da yayınlayacağım. Umarım siz de önünüze düşer görürsünüz fark edersiniz ve fayda sağlar size. Yani atıksız mutfak dediğim gibi daha az almayı, daha az tüketmeyi hedefliyor ve tam da bizim well being'imiz, well being kavramımıza, well being mutfağımıza çok uygun. Yine aynı şekilde bütün bu sebze suyunu veya işte yumurta kabuğunu Haşladık yumurtamızı yumurta kabuğu birikti orada o yumurta kabuğumuzu iyice ufalayarak bitkilerimize kullanabiliriz. Muz kabuğunu pişirerek suyun içinde o suyu biraz ılındıktan sonra yeni bitkilerimize potasyum açısından zengin muz kabuğu suyunu bitkilerimize, çiçeklerimize dökebiliriz. Ben benim orkidelerim var mutfağımın önünde. Ben hep onları böyle e, muz kabuğunu bazen püre yapıyorum, üşenmezsem püre yapıyorum, üşenirsem de su e, pişiriyorum, suyunu e, döküyorum. Ve vallahi e, biri açıyor, biri biri bakıyorum, biraz daha e, az çiçek vermiş, öbürü biraz daha çok çiçek vermiş ama mutfağımda beni hiç yalnız bırakmıyorlar onu söyleyebilirim size. Tabii ki besinlerin kalitesini arttırmak için turşu dedik, filizlendirme dedik. E, filizlendiriyor musunuz baklagillerinizi filizlendiriyor musunuz? o Yapmıyor musunuz? Niye yapmıyorsunuz? <laughs> e, baklagilleri filizlendirerek gerçekten onların vitamin, mineral ve protein değerlerini kat be kat arttırıyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki o içindeki o fitik asit ve e, lektin denilen enzim var ya. Bize gaz ve şişkinlik yapan onlardan da. Kurtuluyoruz. Bu fitik asit şöyle bir şey yapıyor. E, hem bize gaz ve şişkinlik yapıyor, rahatsız ediyor. Aynı zamanda e, besinlerden aldığımız vitamin ve minerallerin emilimini de azaltıyor. O yüzden baklagillerimizi, kuru çiğ kuru yemişlerimizi de en az bir gece suda bekleterek pişirelim. Mümkünse bir gün suda bekletelim. Eğer bana çok dokunuyor diyorsanız ikinci gün beklettiğiniz suyun içine kefir, peynir altı suyu veya yoğurdun o yeşil suyu vardır ya onu koyun. O da fermente su. O da bu baklagillerin daha çabuk o fitik asitten kurtulmasına yardımcı olur. Bana o da işe yaramadı bana çok dokunuyor diyorsanız da bir gün daha suda bekletin. Ardından suyunu süzün. Gün içinde 2-3 kere devamlı suyunu süzüp suyunu boşaltıp onu ıslak değil ama nemi tutarak da zaten 3. gün onların böyle minik minik baş verdiğini, canlandığını, filizlendiğini şahit olacaksınız. O da gerçekten e, sanki birini yaşama döndürmek, birini hayata kazandırmak gibi duygu get getiriyor size o filizlendirme duygusu çok hoşuma gidiyor benim. E, hep benim ve sonra ne oluyor işte 3-4 günde böyle filizleniyor sonra ben onu alıyorum kavanoza koyup dolabıma koyuyorum valla bir hafta 10 gün öyle dayanıyor filizlenmiş baklagilim bir hafta 10 gün çorbama salatama her şeyime katıyorum çok da bereketli çok bereketli öyle söyleyebilirim zaten bizim mutfağımız e, well being mutfağının yanında geleneksel türk mutfağında e, çok atıksız Reçetelerin olduğu bir mutfak değil mi? Birçok çözüm önerileri var. bunların her birinde e, geleneksel yöntemleri kullanmaktan da kaçınmayalım. Onlar da bize çok faydalı. E, yine bir başka öneri şöyle söyleyebilirim. İşte avokadoyu kullandıysak onun avokadonun kabuğunu nemlendirici olarak elimize yüzümüze maske olarak kullanabiliriz. Sıktığımız limonu bütün böyle elimize yine... E, sürebiliriz o limon bu şu, bu dirseklerimize limon sür, limon kabuğunu sürüyor olmak yine çok faydalı. Oradaki e, şu şu dir, şuralar çok sertleşir ya oralara yardımcı oluyor. Bilmiyorum başka önerisi var mı arkadaşlarımın? Ananas kabuğundan ananas çayı yapıyor olmak e, denemişsinizdir eminim ki. Bütün bunları işte taze otları donduruyor olmak işte fazla biraz yumuşamışsa portakalımız, limonumuz onları suyunu sıkıp difrize atmak. Yine gerektiğinde işte çorbaya, salataya, salatamızın sosuna veya bir yemeğimize o portakal suyunu veya limon suyunu kullanıyor olmak. Bunların her biri bizim mutfağımızı atıksız mutfak yapacak ve well-being mutfağına daha hızlı dönüştürecektir. Fakat bir diğer yöntem var ki well-being mutfağı için çok önemli. E, kimyasallar ve hijyen. Balbek mutfağında mükemmellikten daha ziyade yapabileceğimizin en iyisine odaklanıyoruz ve bunun içinde temizlik ve hijyen kurallarında görmezden gelmemeliyiz. Çünkü etrafımızda bir kimyasal havuzda yüzüyoruz diyebilirim. Toksik yağmuru altındayız da <laughs> diyebilirim. Bunu da ekleyeyim sebzeler, meyveler derken suyumuz, havamız, e, toksik ilişkilerimiz yaşadığımız toksik ilişkilerimiz hepsimiz hepsi bize e, çok fazla yük oluyor bedenimize. O yüzden de bunlardan kurtulmalıyız. Evet biliyoruz, değil mi? Bizim e, insan bedenimiz bu toksikleri e, iyileştirme ve onlardan arınma üzerine çok e, güçlü bir sistemimiz var aslında. Değil mi? Bütün o karaciğerler, safra kesesi, böbrekler, e, bütün bu sistemlerimiz bize çok destek oluyor. Ancak bütün bu maruz kaldığımız kimyasallarda maalesef ki aşırı bir yük bindiriyor bütün bu organlarımıza ve çok zorlanıyoruz. O zaman ne oluyor? Duygusal, zihinsel, e, fiziksel bir bitkinlik, tükenmişlik hali yaşayabiliyoruz. Peki bunun için ne yapacağız? İşte etiketleri okuyacağız içinde kimyasal madde var mı yediklerimiz ona bakacağız temizlik ürünlerinde mümkün olduğunca kimyasallardan uzaklaşacağız özellikle mutfakta yani o hani mis gibi limon aromalı e, işte el yıkama jelleri veya işte, e, mis gibi aloe vera kokulu bulaşık deterjanları bize daha da fazla kimyasal içinde var demek oluyor maalesef ki mümkün olduğunca biz kendimiz hazırlayabiliriz veya güvenli markalardan satın alabiliriz. Aslında kendimizin hazırlaması da çok kolay. Ee, i̇şte işte uçucu yağlardan faydalanabiliriz bunun için. Kekik uçucu yağ, limon uçucu yağ, portakal uçucu yağ, karbonat, beyaz sirke, su, Arap sabunu bunların her biri doğal ve hepimizin mutlaka Evinde olan malzemeler sadece bunları bir araya getirmeye için biraz sabır, biraz azim, biraz cesaret gerekiyor bizde. Çünkü düşünün e, mutfakta şimdi tertemiz yaptığınız işte güzel en hijyen malzemelerle orayı topardınız sonra çatalınızı oraya koyuyorsunuz. Elmanızı ısırıp yarısını mutfak tezgahı bırakıyorsunuz. Çocuğunuz yediğiniz sandviçin yarısını mutfak tezgahına bırakıyor. Sonra oradan alıp yemeye devam ediyor. Halbuki siz orayı kendi e, yaptığınız bir e, içine ne olduğunu bildiğiniz bir temizlik malzemesiyle temizlediğinizde hiç böyle bir kimyasal endişeniz olmayacak. Ha, ben ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Bazen işte mutfak çok dağılıyor, ocakta yemek taşmış oluyor, çok fazla kirlenmiş oluyor. Evet o zaman kimyasallara başvuruyorum. Yalnız o kimyasalları şöyle yapıyorum. Kimyasalı temizlikten sonra yine benim evde yaptığım temizlik e, deterjanı diyeyim ne onu böyle bir sprey şişeye doldurdum. Onunla yine en son onunla temizliyorum. Sonra duruluyorum. Yani en azından e, o Kullandığım kimyasalın etkisini minimuma indirmeye çalışıyorum. Bu gibi durumlarda bunu önerebilirim. Peki sizin önerileriniz var mı? Ne kullanıyorsunuz mutfakta temizlik e, olarak doğal temizlik malzemesi olarak ne kullanıyorsunuz? Var mı tavsiyeleriniz? Birbirimizle paylaşalım. En doğal kullandığım Arap sabunu var galiba hocam. Diğerleri yine kimyasal. Arap sabunu kokulu mu? <laughs> ha, kokulu daha güzel oluyor. Ama ama işte kokulu olunca işte onun içine kimyasal ne yapıyorlar kokulu kokulu. <laughs> sen al sen al e, anam babam usulü e, Arap sabunu sonra onun içine bir onun limonu çucuğa koy kekik bir çucuğa koy lavanta çucuğa koy iki üç damla bile koysan yeterli. Doğru onlar da var. Evet aslında evet evet. Mesela Sirkeli ben kullanıyoruz hocam karbonat. Çok güzel. Çok evet. güzel. Ket, Kettle'ları falan kettle'ın içindeki kreci çözdürmek için Mikro da Aynen öyle. Aynen öyle. Sirkeli karbonatlı limon limon da kullanıyorum bazen. Kesme kesme tahtasını falan kullanırken de limonu e... Evet yani... evet. Bazen zeytinyağla da birazcık bir tahtaları şey yapıyorum. ...ovuyorum sonra bir. Sonun Aynen öyle. Eee işte... e, döküm. Yani en çok çalışırsın. sirke. Ev evet. temizliğinde de ben sirkeyi kullanırım. Evet. Beyaz sirke. Nazara da iyi gelir sirke. <laughs> evet evet sirke ve kaya tuzluğuyla... evi temiz yani evi temizlerken <laughs> kullanırım. Evet çok iyi yapıyorsun... <laughs> Aynen öyle. Lavabolarımızı temizleyebiliriz. Döküm tavalarımızı öyle temizleyebiliriz. Ee, her türlü şeyde aslında çıkar yani e, Çıkartıyor. Belki tabii ki kimyasallar kadar beş dakikada çıkartmıyor ama ben onu mesela gece suda bekletiyorum. Ee, sabah biraz yumuşamış oluyor zaten. O şekilde e, çıkartmayı deniyorum. Nispeten daha iyi oluyor. Ee, parkeleri yalnız sirkeyle sildirince rengi rengi matlaştı. Eşim pek hoşlanmadı bu durumda. <laughs> Araf sabunla döndüm ben de. Evet. Mutfakta kullandığımız malzemeler işte çelik olmalı, döküm. E, olmalı, seramik olmalı ve cam olmalı. E, mümkünse streç film, folyo ve plastik e, malzemeleri çok az kullanmalıyız. Özellikle streç film ve folyo plastik malzeme yemekle direkt temas etmemeli. Hele sıcak yemekle direkt hiç temas etmemeli. Geçen gün bir araştırma e, dinledim. E, işte folyo, Folyoyu kullanmadan önce yağlı kağıt koyuyorsun kendi yani direkt folyoya değmesin diye. Hani mesela bir balık pişireceksin. yağlı kağıda sardın, sonra folyoya sardın, sonra fırına verdin. Maalesef ki eee folyo'nun e, içindeki kimyasal madde e, yine de yemeğe geçiyormuş. O yüzden de yemeğe direkt değmesin de kaçmalıyız diyebilirim size. Yine çok sevdiğim bir konu bu well-being ve well-being mutfağı ve beyin arasındaki bağlantı da benim çok ilgimi çeken bir konu. Ne diyorsunuz bu da? Beyindeki nöroplastisite ve e, homeostaz özellikleri ile well-being arasında nasıl bir bağlantı kurabilirsiniz? Siz? Mesela o nöroplastisite özelliği nedir? E, beynin esnekliği öğrenme yeteneği demek. Plastikten geliyor aslında. Nasıl Plastik her türlü kaba işte her türlü şekle giriyor plastik. Beynin nöroplastisite özelliği de e, bizim öğrenme yeteneğimiz demek. Bunu beyin e, bunu well being mutfağıyla nasıl e, bağdaştırabilirsiniz? Farklı yemekler deneyerek, aslında farklı şeyler öğrenerekten bağlantıları arttırıyoruz galiba o mu? Evet aynen çok çok doğru söyledin canım benim. Aynen yeni tarifler deniyoruz, yeni pişirme teknikleri deniyoruz. Böylece bir nöron gidiyor bir başka nöronla buluşuyor, onunla konuşuyor, anlaşıyor ve aralarındaki bağlantı oluşuyor. Ve biz o, o yöntemi ne kadar sık denersek işte o sağlıklı tarifi, o sağlıklı pişirme yöntemini e, denersek, ve orada bir öğrenme oluşuyor, bir öğrenme ağı oluşturuyoruz böylece. Yani biz beynin nöroplastisite özelliğini Wellbeing mutfağında da harekete geçiriyoruz. Her yeni tarif yaptığımızda, her yeni e, bir şey denediğimizde e, bütün bunlar ne oluyor aslında? Bunlar da uzun vadede yaşlanmayı geciktiriyor. Çünkü beynimizde ne kadar çok e, nöron ağlarıyla kullanırsak o kadar önemli. Zaten bizim kadın beynimizde ee, içinde havai fişekleri öten bir e, nöron ağlarıyla kaplı diyebilirim. <laughs> Böyle baktığımızda havai fişekleri patlıyor beynimizde. O yüzden de bizim zaten bu konuda çok da e, büyük bir çaba harcamamıza gerek yok. Biz zaten yaratıcı, biz zaten üretici, biz zaten yeniliğe, değişime, gelişime açık insanlarız. Değil mi? Kadınlar olarak. Ve bunun içinde. de... E, doğurma yeteneği fiziksel olmasına hiç ihtiyaç yok. Bizler o doğurma yeteneğimizi üretkenlikle, yaratıcılıkla e, zaten e, devamlı doğuruyoruz. Fikir doğuruyoruz, üretiyoruz, onu geliştiriyoruz, büyütüyoruz değil mi? Her birini biz kadınlar yapıyoruz. Dünyaya da böyle bir katkımız var. Hepimiz. Peki, diğeri homeost, home, homeostazist. Bu da Vücudun iç dengesini koruma yeteneği. Yani mesela dışarıda hava çok soğukken e, senin vücudunu dışarıdaki soğuk havaya göre 36.4 müceğidir? Kaç bizim vücut ısımız? <laughs> <laughs> 36, <laughs> 36, 36 .5. buçuk. Buçuk. E, onu e, korumak için e, işte bu homoestasis özelliğinden faydalanıyoruz. Veya işte kan şekeri seviyemiz değil mi? E, veya işte kan basıncımızı, e, işte uçağa bindik e, basınçları falan. Bunların bizi hala e, içinde bulunduğumuz e, dünyadaki ortama bedenimizi dengeli tutmak için homoestasis özelliğinden e, faydalanıyoruz. Peki aynı şekilde mutfakta da benzer bir denge söz konusu bu nedir beynimizdeki homoestasis, e, bu dengeyi koruma yeteneğini biz well-being mutfağında nasıl sağlıyoruz? Tabii ki dengeli beslenerek. Değil mi? İhtiyacımız olan kadarını yiyerek, bedenimizi, hücrelerimizi, hormonlarımızı besleyerek ve yetersiz ve az beslenme gibi durumlarda da beynimizin e, bedenimizin uyarılarına tepki vererek değil mi? Çünkü beden na, e, well being mutfağında e, o renkli tabakları hazırlayarak bizim e, az veya yetersiz beslenme olan olasılığımızı da azalt, azaltıyoruz. Bunların her biri bizim e, well being mutfağı ile beyin arasındaki çok güzel bağlantı ne diyorsunuz? Bu, bu, bu kavramlar sizin aklınızı yattı mı? Şeyi şimdi, homeostazı tam bir dakika kafamda oturtamadım. Yani e, vücut, vücutta dengeyi yakalamak, well-being mutfağında dengeli beslenmeyle e, bedenimizdeki dengeye, dengeye destek oluyoruz. Tamam. Her türlü şeyden yiyip her renkten alıp dengeyi kurmuş oluruz. Okay. Yani, denge, yani, wellbeing mutfağındaki dengeli beslenme bizim e, beynimizdeki dengemize destek oluyor. O da bir e, benzer bir katkı sağlayarak beyin wellbeing kar well mutfağı kardeşliğine <laughs> doğru gidiyor. Yani sonuç olarak arkadaşlar mutfakta alınan kararlarımız uygulanan beslenme yöntemlerimiz hepsi bizim genel sağlık ve bütünsel iyi olma halimize çok katkı sağlıyor. Ve e, bu sohbetin ardından siz de eminim ki sağlık, mutluluk ve lezzet dolu well-being mutfağına girmek için, mutfağınızı well-being mutfağına dönüştürmek için hazırsınız, değil mi? Harika. Çok sevindim. Şimdi burada arkadaşlar sohbetini bitirmeden bitirmeden evet size şöyle bir teşekkür edeyim ve şöyle bir söz yazdım buraya. Wellbeing mutfağı sağlık ve mutlulukla dolu bir sofranın anahtarıdır dedim. Umarım bu, bu sözde böyle e, bir yerine oturmuştur, e, bir anlam ifade etmiştir. Burada, şimdi ben bunu nasıl paylaşabilirim? Şöyle yapayım. Şimdi burada görüyorsunuz değil mi sayfayı? Ben e, bir süredir <laughs> e, bu e, yapay zekaya merak saldım çünkü gördüm ki dünya oraya gidiyor ve ben de e, hiçbir şeyden geri kalmayayım diye yapay zekanla bayağı vakit geçiriyorum. Ve bir e, Wellbeing mutfağı ile ilgili bir şarkı yazdım. Yazdırdım. Yapay zekaya yazdırdım. Ve bir başka ve bir yapay zekaya da e, söz, sözünü ve aranje etmesini rica ettim. Yalnızca arkadaş Wellbeing diyemediği için ona iyilik mutfağı diye çevirmek zorunda kaldım. <laughs> Şimdi bakayım size çalacağım. Burada sözleri yazıyor, sözlerini görüyorsunuz. Şunu da öne getireceğim, çalacağım. Umarım ki e, duyarsınız. Bakalım ne diyeceksiniz. Bu yapay zeka bu işi biliyor mu? <laughs> İyi mutfağ, iyi mutluluğun kapısını arala, yaratıcılığını yönet, hayatı paylaş, farkındalıkla pişir, seni sakinleştir, lezzetlerin laflarıyla sana ayrı bir cephe doya. Dost, güzel yaşa, güzel yaşa.

Evet. Nasıldı arkadaşlar müzik? Duyabildiniz mi? Ee, şöyle arada ses geldi, arada gitti. Zaten o yüzden Aa. şöyle şöyle kopyalayarak dinledim. Niye öyle oldu? Niye niye gitti geldi? Başında ve sonunda ses gitti. Tam gelmiyordu. Ortalarda biraz daha iyiydi. Fena değil bence. <laughs> Ay dur bir daha bir daha bir daha dur bakayım. Şimdi oluyor mu? Ya sesi duyabiliyor. Duyun Geliyor Şu an mesela cızırtılı. Aa. kesik kesik geliyor. Ama zoom'dan ya. öyle oluyor hocam. Ay Allah. Neyse ben atarım. Ama o zaman. başını e, ve melodisini yakaladım ben. Aynen. güzel Yani ilk ilk e, başta daha netti. Sona doğru gitti ses. Gayet Hay. güzeldi. Sözleri de çok güzel. Ben gruba atarım şimdi. <laughs> Tamam, oradan da dinleriz. Evet. Tamam aslında sizi yansıtmış tam böyle cık. <laughs> ee, vallahi işte yazdım sözlerini. Ondan sonra e, biraz destek destek de aldım sözlerden. Yani önce dedim bir chat GPT'ye sordum. Sen bakayım bana dedim bir yaz dedim. Well being mutfağı ama well being diyemedi arkadaş. O yüzden çevirmek zorunda kaldım. Sonra böyle bir hoşluk yaptım e, size. De şimdi artık şey, gruptan yazacağım mecburen. <laughs> Atacağım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok çok keyifli oldu benim için bunları anlatıyor olmak. Çok zaten hep mutlu ediyor benim paylaşıyor olmak, anlatıyor olmak. Ama böyle e, katılımcılarla da old, olduğunda daha da keyifli oluyor. Umuyorum ki herkese bir fayda sağlamışımdır ve e, benim ettiğim niyette böylece gerçek olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Harika ben, bir sunumda çok evet. teşekkürler. Çok mersi. Var mı sorularınız? E, anlatırken atladığım, hızlı geçtiğim veya bu hiç aklıma yatmadı dediğiniz bir şey ya da hiç uygulamadım ben dediğiniz ya da bu sunumdan e, çıkarımlarınız nedir o zaman? Öyle sorayım. Buradan cebinize ne alıp gideceksiniz? Bu benim anlattıklarımdan, sunumumdan cebinize ne alıp gideceksiniz? Ben onla e, en azından mutlu olayım bunları duyarak. Ben konuşabilir miyim? Tabii tabii. Önce bir sorum var. Tabii, tabii. <laughs> şimdi dolapta sebzeliğimiz var ya bizim, sebzelikte de e, böyle hava alma klipsi bir yer var. Onun kapalı mı kalması gerekiyor yoksa açık mı kalması gerekiyor? Ben onu bir türlü şey yapamadım, oturtamadım kafamda. Sebze ee, yerde. her yerde. Her buzdolabında farklı da herhalde bilmiyorum ki ne diyeyim ona bilemedim yani sebzelerin dolapla havasının temas mı etmesi gerekiyor yoksa tamamen kapalı mı olması gerekiyor orası e, mantıken yani şöyle diyebilirim saklama kabında sakladığım için demek ki kapalı olması gerekiyor çünkü onun e, dedim ya orada bir bozulma başladığında bir etilen gazı bırak e, salıyor o gaz diğer sebzelere geçebilir o yüzden de kapalı olmasında mantıken yani fayda olabilir dedim ama e, şu anda tamamen kendi yöntemimden yola çıkarak söylüyorum. Var mı fikri olan arkadaşlar? O, sebzeler Benim için hı hı. çekme çekmeceli senin çekme başka türlü mü acaba? Yani şey üst kısmında altta sebzeli kısmı var. Cam hı. zaten. O kısma sebzelerimi yerleştirdiğim zaman üst rafında da iki tane yeri var. Tamamen kapatılabiliyor ya da açılabiliyor. Hmm. Hangi gerekiyor? Hangi durumda kapanması gerekiyor? Evet, onu... o, o buzdolabının senin bir özelliğidir. Onun aslında internete girip sorabilirsin. Yani senin buzdolabının tipini e, verip sorabilirsin aslında. Tamam. Şimdi zaman Demin... sizde aldığım bugünkü kendime cebime koyduğum kısmı söylüyorum. Öyle Bundan ki. sonra planlı haftalık program yapıyorum sebzelerimi alıyorum önceden yıkıyorum <laughs> paketli koyuyorum <laughs> Onun dışında e, bende de çok bozulan şeyler oluyor zaten ne kadar e, az miktarda alsam da bozulanlar oluyor onları ne yapabilirim diye kendimce bir planlar yapmam gerekiyor Evet evet o difrizler bizim için çok kurtarıcı oluyor. Kurutmalar, kurutma, kurutarak kullanıyor olmak çok kurtarıcı oluyor. ve Ama tabii ki en önemlisi azalmak. <laughs> azalmak, yeteri kadar almak. <gülüyor> <gülüyor> Sizde, soyduklarımı biriktiriyorum sonra onları sebze suyu yapıyorum diye. Ben mesela sebze sıkacağında bu aralar kendime sebze suyu yapıyordum. Ama posasını da biriktiriyor bir yerde çöp olarak. Ben hani portakalı yaptığım zaman onu bir poşete koyup buzluğa atmıştım. Belki kekin içerisine koyarım diye. Ama şimdi sebzelerin de o çıkan posasını o zaman sebze suyu çorbası yapabilirim. Mantığıyla aynen. düşündüm. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani soğanın kabuğu da arkadaşlar soğanın kabuğunun bir fayda var. Yani güzel yıka, onu yıkayıp kullandıktan sonra ya da en kötü ilk katını atarsınız. Hani e, çok temas etmiş olanı. Diğerlerini e, altta kalan e, kabuklarını çok rahat kullanabilirsiniz. Orada hiçbir sıkıntı yok. E, ne diyeyim? E, ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Yani bunların, bunlar da önemli. Neyse, unuttum. Ne diyeceğim oldu Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Vecihe sen bir şey mi soracaktın bir şey? Şimdi yarın bir mutfak toparlama. Böyle Ay, bir, bir evet. heves geldi. Evet, 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 evet. Ben, ben çok yemek yapmayı e, psikolojime göre seven bir insanım. Yani böyle iyi hissettiğimde daha keyifli oluyor. E, ama yapmak zorundaysam o yemek çok lezzetli olmuyor gibi oluyor. E, o Koşturarak yapıyorsam. E, ama e, mesela bazen böyle bir anda bir kısır yapasım geliyor. Çünkü bazen bir ekşi yeme Böyle Canım o, evet o. bir bedenin o bir ihtiyacı geliyor. Bazen böyle bir nar ekşili roka salataları işte içine nar atayım falan o büyük ihtimal homestaz işte bir dengeleme bir eksiklik evet. bir şey oluyor herhalde. Bedende. Aynen. Bir anda oturduğum bir anda bir kısır yapabiliyorum. Ee, ama iyi geldi bu eğitim bana. Ee, şimdi yani toparlayacağım. Bir topar dakika bir sefer maydanozları koyarken sapını da Güzel güzel doğrayıp koyun işte nane ne koyuyorsanız biraz daha yeşillikleri arttırın yani e, bulgur ağırlıklı değil böyle bol yeşillik ağırlıklı olsun lütfen belki içini e, farklı yapmak için havuç rendeleyin pancar rendeleyin öyle kendi tariflerinizi gitgide geliştire geliştire böyle hep, hep bir başka versiyon hep bir ver, hep başka versiyon aynen nöroplastisi de özelliğimizde kullanarak da hep yeni bir tariflerle kendimizi geliştirelim hem de ailemizi şaşırtalım değil evet, mi? Evet evet yapmıştım karnabahardan kısır, kısır, kısır yapmıştım. Olur. Kina koyuyorum bazen. Aa, Kina ile tarif. bulguru karıştırıp karıştırıyorum. İşte bazen çiğa pudingler. Yani işte o birazcık da ruh halime göre. Eski şimdi onu fark ettim. Bu ara birazcık ihmal mutfak etmişim Şöyle şöyle yapıyoruz. E, mutfak emin ol ki senin ruh halini iyileştirecektir de aynı zamanda. Yani kötü olduğunda, mutsuz olduğunda mutfaktan kaçma. Tam tersi mutfağa gir. Orada neredik sakinleşiyorsun, stresini yönetiyorsun, anda kalıyorsun, bütün olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıyorsun ve de emin ol ki o çıkan yemek zaten çok güzel olacaktır. Aldın iltifatla seni moralini yükseltecektir. Hepsi çok güzel şeyler. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben Ağzınıza sağlık. İlknur Hanım sizin var mı ekleyecekleriniz? Ben, burada ilk nur yazıyor tabii ki ben e, bilemedim Ay pardon sesimi açamadım Pelin, Pelin hocam sesimi açamadım e, aklıma yok, şey gelmişti kızın, onu hissettiniz kızın, 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 aslında kızın bir, bir kızın şey soracaktım falan, o yüzden böyle <laughs> itimler orada yazıyor ama gerçi kendisi o yüzden böyle hani üstüne alınmıyorlar o yüzden <laughs> ama bir şey soracaktım sonra vazgeçtim yok, yok, ama nasıl aslında. hissettiniz anladım, ben bilmiyorum <gülüyor> Karnavar onu <laughs> soracaktım Karnabahar unundan bir iki arkadaşım çok da faydalı olduğunu söyledi ama siz kullanıyor musunuz diye sormak istemiştim aslında karnabahar unu lezzetli olduğunu söylediler ama ben herhangi bir şey yapmadım şimdiye kadar. Ee, aslında mutfağı ayıracak çok zamanım yok. Fakat e, ben de hani yoğun çalıştığım zamanlar bir de biraz e, tabii etrafta kaotik olduğu için hani dışarıdan içeri geldiğinizde ama size katılıyorum. Gerçekten eğer mutfağa bir kere girersek işte o giriş kısmı orada hakikaten her şey değişiyor. <laughs> ben evet. bunu deneyimledim yani defalarca. Ee, keşke daha çok vakit ayırabilsek. Evet. Böyle e, Pelin Hocam. Aslında çok vakit ayırmak değil de hani o e, nitelik nicelik vardır ya yani e, Heh. doğru vakti ayırıyor olmak. Orada o eziyetli kısımları biraz daha kolaylaştırıyor olmak işte o yüzden o kesme biçme doğrama kısımlarını biraz e, önce yapıp işte e, baklagilimizi haşlayıp e, her şey hazır olduğunda ardından o, o zaman yaratıcılığınıza çok daha fazla zaman ayırıyorsunuz. Böyle çok daha keyifli oluyor. Karnabahar ununa gelince vallahi hiç karnabahar ununu denemedim ama yani çok işlemden geçmediyse mutlaka güzel tarifler çıkar ama karnabaharın kendisi de zaten yeteri kadar güzel yani karnabaharımızı da yani karnıbar unu <laughs> hani boşuna un haline getirmeye uğraşmaya hiç gerek yok değil mi? <laughs> değil mi Doğa? Ne gerek var yani? Un haline gelmiş. Karnabaharımız var. Karnabaharımızı e bu arada pişirebiliriz, çiğ yiyebiliriz, rendeleyebiliriz, ezebiliriz. Yani o yüzden her türlü şey olabilir. E, çok her türlü e, yani tatlısını da yapmaya çok, çok uygun, tuzlusunu da yapmaya çok uygun. Ben kullanıyorum açıkçası ama un olarak hiç kullanmadım. E, ne yalan söyleyeyim ama karnabaharı çok severek kullanıyorum. <laughs> Herkese şifa olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Var mı başka e, yoksa evet ben o zaman e, ben teşekkür ediyorum size e, saat vallahi e, onu geçmiş e, sabbettiniz kaldınız çok mersi hocam siz sağ olun ne güzel anlattınız çok mutlu oldum gerçekten peki o zaman tekrar görüşmek dileğiyle diyelim çok teşekkür ederim İyi akşamlar yani. herkese. Kaydı kapatabilirsin herhalde artık değil mi?